Çiftli Çift'ten herkese selam. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Hayırlı bir iş için. Aynen, hayırlı bir iş için çıkacağız bugün. Tekrar karşıya geçeceğiz. Nebula'nın veda günü bugün. Neredeyse bir sene olacaktı. Yani biraz üzgün olabilirim o yüzden. Daha güzel şeyler olacağını ben umuyorum. İnşallah günün sonunda da bu videoyu bunun altını doldurarak tamamlayabiliriz. Evet, bugün bizimle birlikte Nebula'ya veda edeceksiniz eğer bu videoyu izliyorsanız. Sonrasında ne olacak biz de bilmiyoruz, göreceğiz. Evet, sonrasında çok enteresan planlarımız var. Belki bir Sakarya yolculuğumuz olabilir. Belki olmayabilir. Olmaz. Olmazsa da iyi olur, olursa da iyi olabilir. Yani hayırlısı diyerekten biz yolculuğumuza başlayalım. GoPro'muzla ilgili bir sıkıntı olduğu için yolda yapamayacağız. Çekemeyeceğiz gibi duruyor, kusura bakmayın. Ama durdukça durdukça sizlere mola da sağda solda paylaşırız. Aynen. İyi, görüşürüz. Gidiyoruz motele doğru. Ne yaptık? Ne yaptık? Berkay'la buluştuk. Takipçimizle, kendisi yanımızda. Berkay merhaba. Merhaba. Hikayesini daha sonra çıktığımızda anlatırız. Şimdi notara doğru gidiyoruz. Aynen, şu işlemleri bir halledelim. Sonra konuşuruz. Satan alan. Merhaba. Evet, şimdi öncelikle sana hayırlı olsun diyeyim aşkım. Teşekkür ederim. Yani öncelikle ben de şunu söyleyeyim. Tabii ki üzülerek mal satılmaz. Çok mutluyum. Böyle iyi birisine de, iyi kalpli bir arkadaşımıza gittiği için. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Ben de böyle temiz bir motor bulduğum için, böyle güzel insanlarla ticaret yaptığım için çok memnunum açıkçası. Evet, umarım herkese böyle güzel insanlarla alışveriş yapma fırsatı İnşallah. Denk gelir. Berkay'a Nebula hayırlı olsun dedik. İsmini değiştirmeyeceğini söz verdi bize. Söz veriyorum. Nebula olarak kalacak. Tamam, Nebula olarak kalacak. Dönüş yok onun. Sözleşme arada, yaptık, görmeye geleceğiz falan. Şu şekilde oldu. İlana bile koymadık. Biliyorsunuz son videomuzda yeni bir motosiklet arayışında olduğumuzu söyledik. Hala daha bulamadık zaten. Onun takibinde bize Instagram'dan ulaştı. Berkay hani mesaj attı. Eğer satmayı düşünüyorsanız dedi. Vallahi dedik, düşünüyoruz. Olur mu? Olur. O şekilde ilanı bile koymadan anlaştık. Bu şekilde gitti. Evet, o zaman ben her ikinize de hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Güzel günlerde kullan kardeşim. Kullandıkça bizi hatırla, takipte kal. Takipteyim. Evet, bu versiyonu da böyle bitirmiş olalım. Aynen. Sonra devam ediyoruz. Şimdi biz farklı maceralara atılacağız değil mi? Evet, çok uzun bir yola da gidebiliriz, hiç gitmeye de biliriz yani. Hiç belli değil, nasip. İyi, o zaman devam edelim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Takip edin, böyle güzel insanları takip edin. Çevirmede polisten kaçanları değil. Böyle güzel gezilerle size güzel tecrübeler katacak insanları takip edin, destek olun. Videoyu Cansın. Beğenmeyi unutmayın. Cansın evet, sen adamsın. Biz o zaman biz devam ediyoruz. Videonun devamında görüşürüz. Aynen. Bay bay. Güle güle. Ben mi artçı olacağım şimdi? Öyle mi oluyor? Öyle mi olsun? Olsun. 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 Ne yapalım? Olsun. Gidiyor seninki. Evet. Yani yeni bir motosiklet bulamadan satmamız. Olsun. 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 Buluruz, ne yapalım. Gidiyor. Hadi. Aynen. Görüşürüz. Dikkatli ol. Evet, buraya bir dram müziği eklemek isterdim ama telif olayları. Yani evet, şu an biraz zaten evden çıkarken de üzgündüm, kabul. Bugün üzgün uyandım, gece de uyuyamadım. Motor gittikten sonra bu söylediklerim. Ama çok mutlu oldum yani, çok gerçekten üzgün kalbi bir güzel bir insana gidiyor. Üzgün bir işte kullanacağım. Çok iyi olmadım ya. O evet, yani şimdi benim böyle işte. Tamam.
O zaman biz devam edelim. Yani takipçimize gittiği için çok mutlu oldum ben. Hani mesajı tabii gördük falan filan. Ya dedim, harbiden bizi dikkatle dinleyen birisi. Hani motosikleti görmedi bile arkadaşlar. Yani dedi ki, ben zaten videolardan görüyorum. Bilinçli kullandığınızı biliyorum. Biz dedik, ısrar ettik. Hani gel gör bu şekilde. Yo dedi, ben dedi şey yapıyorum falan dedi. Direkt noterde buluşalım dedi. Gönlüne göre de oldu. Evet. Burada gene kontrol ettik tabii ki. Hani tabii tabii. Güzel vermedi. Direkt noterin içinde buluşuyorduk. Şimdi Emre'nin kovaladığı bir işler var. Göreceğimiz birkaç motosiklet var. Onlara bakacağız. Pilot benim. Evet. O zaman hayırlısı olsun diyoruz. Biz devam edelim. Siz de izlemeye devam edin. Motosiklet alım satım işlemleri zor arkadaşlar. Yoruyor insanı. O yorgunluk var üzerimizde ama o yorgunluğu da taşlandırarak, tatlandırarak, tatlı bir yorgunluk haline getirerek noktalıyoruz ve İstanbul'a doğru geri dönüşümüzü sağlayacağız. Şimdi evet, videonun başından beri belki size yoldan görüntüler veremedik. GoPro'muz bozulduğu için ama böyle parça parça. Evet, kameramanımız şaşırdı şu an. Bizim GoPro'muz bozuldu. Yaptıracağız. Şu an artık bitirdik. Son noktadayız. Son noktayı da sizinle de paylaşalım. Hayalimdi. Allah herkesin hayalindeki motosiklete kavuşmayı nasip eylesin. Yani artık gösterelim. Gösterelim. Tenereydi ya falan filan, ne oldu? Aa, iyi olmuş, daha iyi olmuş, sözlerini duyuyorum. ATM'i artık benim değil. Bihter'e Dominar alacaktı falan. Ya değişik aksiyonlardı. Denedik olmadı. Ondan da vazgeçemedim. Bunu zaten hayal ediyorduk. Bu şekilde bugün noktalıyoruz. Kısıtlama gelmeden hemen dönmemiz lazım, yetişmemiz evet. lazım. O zaman sana da hayırlı olsun aşkım. Gel. Hayırlı olsun. Güle güle kullanalım ikimiz de. Aynen. Yollarda. Makinesi sıkıştı. 3-4 tane verdi bana. Yani aynı yerden mi yedin? Aynı yer, aynı. Tamam, problem yok. Birinizin çıksa gerisi problem değil. Evet, biz her şeyi cevapladık ama neden NK'yı sattık? Neden onun yerine başka bir şey bakarken KTM'e geçtik? Neden Afrika'ya aldık? Bu soruların cevapları henüz yok. Çok yorgun olduğumuz için, yağmurda ıslandığımız ve bu satış işlerinin telaşından, al satış işlerinin telaşından dolayı çok bir şey. Anlatamam. Şeyler anlatıyorsun, ben yokum, niye böyle oldu bu? Bak alnıma baksana şu an. Aa. Diyorum ki biz aldık dedik, kapattık. Neden aldık? Evet. Niye böyle yaptık? Biz ne yaptık? Sen anlattın mı?
Anlatmadım. Daha sonra anlatırız dedim. Tamam, daha sonra anlatırız. Yani motor olaylarında böyle eserekli diye bir tabir var bizde böyle. Geldiler mi hemen bir şeyler yapıyorsun böyle. Yani aslında zaten NK'nın yerine açıkçası Dominar benim çok içime sinmedi. 400 NK sinmedi. R25. Dipnot geçeyim. Yorumlar gerçekten çok yorum geldi. O Dominar. Kolum koptu. Dominar videosuyla ilgili çok yorum geldi. Tavsiye istemiştik. Siz de güzel tavsiyelerde bulunmuşsunuz. Gerçekten çok faydalıydı. Hem onların mantık çerçevesinde onları değerlendirip hem de kendi durumlarımızı değerlendirdiğimizde en mantıklı seçeneğin bu olduğunu gördük. Ve şu an yani seçenek olay şurada. Celil'i çünkü yakala. Kaçan bir kameraman. Evet. Olay bu. Güneş yerinde, her şey yolunda. Öyle. Bize eşlik eden arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Evet, TNR fikrini silip Afrika fikrini aklımıza bize, sokan aslında arkadaşlarımız burada. Bize bu süreçte inanılmaz arkada gülüyorlar şu an. İnanılmaz bir destek biz var. Biz yapmadık diyorlar, çekmeyin diyorlar. Evet, bu destek yani motor alma sürecinde motor alan her insanın heyecanı vardır ve bu heyecanı paylaşanlar vardır. Paylaşmadı adamlar, yaşadı bizimle beraber bu heyecanı. Onun için Biker Soulmate Instagram kanalları var. Onlar da bizim gibi çok tatlı bir çift yani. Bizim gibi çok tatlı. Biz çok tatlıyız. Bizim gibi bir çift ama onlar çok tatlı. Yani biz çok tatlı olmayabiliriz ama onlar çok tatlı. Neyse Biker Soulmate Instagram kanalında onlar da geziyor. Böyle güzel gezileri var. Güzel yol yapıyorlar. YouTube kanalları yok. İkna edemedik ama evet, Instagram'da siz onları takip edebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Videoyu beğenmeden de çıkmayalım. Daha sonra tekrar bu motosikletleri neden almadığımızı karşılaştırıp kıyaslayıp tekrar başka videoda buluşuruz. Bizden bu kadar. Filmimiz bitti. Hoşçakalın. Hoşçakalın.